Kardeşler, Rabbul Alemin inşallah ki bu mübarek ay içerisinde ve özellikle İhya gecelerinde yapmış olduğunuz ibadetleri kabul buyursun inşallah. Mübarek gecelerin birisini geride bıraktık ve bugün de inşallah ikinci geceyi idrak edeceğiz. İnsanın geleceğinin yazıldığı bu gecenin kadrini, kıymetini, değerini bilmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle 1000 aydan daha hayırlı olan bir gecedeyiz. Ve bu da şu manaya gelmektedir ki, insan eğer ki Kadir gecesini, bu geceyi hakkıyla geçirebilecek olursa, bu geceyi hakkıyla ibadetini, itaatini yerine getirebilecek olursa ve Allah bu geceyi kendisinden kabul edebilecek olursa, o insan 1000 ayda gideceği yolu bu bir gecede kat etmiş olacaktır. Kadir gecesinin hakikatini idrak edebilmek için elbette ki en büyük şart meleklerin ruhun nazil olduğu bu gecede Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın makamını ve derecesini de iyi bir şekilde idrak etmemize bağlıdır. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki 1000 aydan daha hayırlı olan bu gecede Leyletul Kadri hayrun min elfi şahr. 1000 aydan daha hayırlı olan bu gecede tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Melekler ve de ruh bu gecede yeryüzüne inerler gökyüzünden. Hazreti İmam Cevad Aleyhisselam'dan nakledilmiş olan bir hadiste o Hazret buyurdular ki karşı taraftaki kardeşlerimizle sohbet ettiğinizde Kadir suresini bir delil olarak getirin. Yani Kadir suresi ile Hazreti Emirul Müminin Aleyhisselam'ın vilayetini ispat etmeniz mümkündür buyuruyor. O da şu şekildedir. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ ف۪يهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرِ derken yani bu gecede melekler ve de ruh yeryüzüne inmektedirler. Soru şuradadır ki acaba meleklerin indiği yer neresidir? Yani bu Kadir gecesinde melekler ki yeryüzüne inmekte, ruh ki yeryüzüne inmekte indikleri yer neresidir? Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı dönemde elbette ki meleklerin nazil olduğu, ruhun nazil olduğu yer elbette ki Resulullah'ın bizzat kendisi ve o Hazretin mübarek kalbiydi. Ve şimdi de bu makama sahip olan elbette ki ağamız, mevlamız, imamız zaman aleyhisselamdır. Yani melekler nazil olduğunda nazil oldukları yer Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bizzat kendisidir. Hazreti Emirul Müminin Aleyhisselam'a nazil olmaktaydı. Daha sonrasında İmam Hasan'a, İmam Hüseyin'e ve bu şekilde silsile olarak gelerek ve şu anda da meleklerin nazil olduğu mekan, nazil olduğu merkez elbette ki ağamız, mevlamız Hazreti İmam Mehdi Aleyhisselam ve onun o nazenin kalbidir. Ve bu geceyi tamamıyla, hakikatiyle idrak etmek isteyen birisinin de mutlaka ve mutlaka Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı iyi bir şekilde tanıması, o Hazretin marifetine sahip olması ve de o Hazreti tanıyabilmesi gerekir. Bu geceyi iyi bir şekilde idrak etmenin en büyük vesilesi vilayete bağlılıktır.
Bu geceyi idrak edebilmenin en güzel yolu Hazreti Fatıma-tü Zehra'nın makamını ve derecesini bilmektir. Hazreti Fatıma-tü Zehra selamullahi aleyha olmasaydı İslam dinini biz de şu şekilde şu anda yaşamıyorduk. Hazreti Fatıma-tü Zehra canını Hazreti Emirül Müminin aleyhisselam ve de velayet yolunda vermiştir. Hazreti Fatıma-tü Zehra Hazreti Resulullah'ın risaletini koruduğu gibi Hazreti Ali Aleyhisselam'ın da velayetini korumuştur. Ve bu geceyi iyi bir şekilde idrak edip de bu 1000 aylık yolu bir gecede geçmek isteyen insanların, müminlerin yapmaları gereken birinci şık Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ı tanımak ve onların yolunda gidebilmektir. Bu 1000 geceyi bir gecede geçebilmenin birinci şartı velayettir değerli müminler. Bir insan eğer ki velayete sahipse, Ehl-i Beyt aşkına sahipse, Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın imametine, velayetine inanmış ve bu doğrultuda da güzel şeyler yapıyorsa ve bu geceyi de o hakikatle geçirebilecek olursa o insan o 1000 ayın değerini taşıyan bu gecede o 1000 aylık gidebileceği yolu bir gecede gidebilecektir. Hazreti Süleyman Allah'ın izniyle rüzgar onun hizmetindeydi. Ve de birkaç aylık yolu rüzgarın vesilesiyle birkaç saatte gidebilmekteydi. Bu Allah'ın lütfu, Allah'ın inayetiydi Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a. Bir mekandan başka bir mekana kısa bir zamanda gidebilmek. Ve bu da ancak Allah'ın kendisine vermiş olduğu o lütufla, inayetle mümkündür. Ve bizler için de kendimizi yetiştirmemiz için, ahlakımızı düzeltmemiz için, kötü ahlakımızı terk edip yerine güzel alışkanlıklar kazanabilmek için en güzel gecedir bu gece. Bu gece bizim yaptığımız şeylerin, yaptığımız hataların, yaptığımız günahların istiğfarını, tövbesini yerine getirmemiz için en mükemmel gecedir. Ve bu gecede bizler günahlarımızın, hatalarımızın bağışlanmasını Rabbul Aleminden istediğimiz gibi, Rabbul Aleminden arzu ettiğimiz gibi, geleceğimizin de ne olacağına bizler bu gecede karar veriyoruz. Bu geceyi nasıl yaşayacağımız, geleceğimizin nasıl olacağına bir mukaddemedir. Biz bu geceyi eğer hakkıyla, hakikatiyle geçirebilecek olursak, biz bu 1000 ayda geçebileceğimiz, kat edebileceğimiz yolu bir geceden kat etmiş olacağız ki Allah'ın da lütfu, Allah'ın da inayeti üzerimizden olacaktır. Bu gece yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi istiğfar etmektir değerli müminler. Bizler Allah'ın hatalı, günahkar kullarıyız. Kimse diyemez ki ben hata yapmıyorum, ben günah işlemiyorum, benim hatam yok, yanlışım yok. Hepimizin hatası, hepimizin yanlışı, hepimizin günahı vardır. Ve bu günahların, bu hataların, bu yanlışların affedilmesi için en güzel zaman bu gecedir değerli müminler. Bu gece yüzümüzü kıbleye dönüp Rabbul Alemin ile münacat edip hatalarımızı, yanlışlarımızı kendisine deyip bağışlanma istememizin zamanıdır. Bir insanın yapmış olduğu hatayı, yapmış olduğu günahı başkalarına söylemesi de başka bir günahtır değerli kardeşler. Yani bir insan desin ki ben gittim hırsızlık yaptım, ben gittim Allah korusun zina ettim, ben filankesin gıybetini ettim, ben sabah namazını kılmadım, ben oruç tutmadım. Bu tür şeyleri başkalarına söylemesinin kendisi de haramdır ve de günahdır. İnsanın yaptığı hatayı, yaptığı günahı başkalarına söylemesi haramdır.
söyleyemez. Sadece Allah'a söyleyebilir. Yani sen namaz kılmadığında, sabah namazını kılmadığında benim senin sabah namazı kılmadığını bilmeme gerek yok. Bunu ancak Allah ile halledebilirsin. Allah ile aranda bunu halletmen lazım. Bana söylemen haramdır, günahdır demeyeceksin. Onun içinde insanın kendi günahını, hatasını, yanlışını başkalarına söylemesi haramdır. Ve bunu da sadece ve sadece Rabbul Alemin ile paylaşman lazım. Ve bu gece de bu günahı, hatayı paylaşıp Rabbul Alemin'den bağışlanma dilemenin gecesidir. Ve biz eğer ki Allah katında itiraf edersek Allah bunu çok sever. Çünkü Allah tövbe edenleri çok sever. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ تَوَّابِينَ Allah tövbe edenleri çok sever. Özellikle de bu tövbe eden eğer ki genç birisi ise. Gencin pişmanlığını, gencin tövbesini Rabbul Alemin çok sever. Yaşlı ile gencin arasındaki fark nedir? Niye Allah gencin tövbesini yaşlıdan daha çok sever? Çünkü genç, o gençliğinin vermiş olduğu hevesle her türlü hatayı yapabilir. Ama o hatasının da farkına varıp pişman olur. Rabbul Alemine, ya Rabbim ben hata yaptım dediğinde Allah onun tövbesinden de çok hoşlanır ve de çabuk da kabul eder. Ama yaşlı bir insan özellikle 40'ını geçtikten sonra o insan artık yavaş yavaş kendisini o tarafta gördüğünden dolayı, ayağının yavaş yavaş o tarafta olduğunu fark ettiğinden dolayı onun da tövbesi biraz artık mecburiyetlikten olmaktadır. Yani artık gidip yaramazlık yapacak, günah işleyecek gücü, kudreti, zamanı, imkanı artık kalmamıştır. Artık yaramazlık edecek gücü kalmadığından dur falan der ki Rabbim beni bağışla, estağfurullah Rabbi ve tövbeyle ya Rabbi tövbe et. Aynı adam eğer ki Allah bir anda onu gençleştirse acaba o tövbe ettiği şeylerin peşine koşacak mıdır, koşmayacak mıdır? Ya da Allah buna dese ki ben sana 100 yıllık bir ömür daha verdim. 80 yaşında ölmeyeceksin de 180 yaşında öleceksin. Acaba adamın tövbesi yine aynı mı olur? Ondan dolayı da gencin tövbesini Rabbul Alemin daha çok sever. Gencin tövbesi Allah katında daha değerlidir. Ve insanın başkaları hakkında suizan etmesi haram olduğu gibi Allah'a suizan etmesi de daha da büyük bir haram ve de günahtır değerli kardeşler. Şöyle ki bir insan desin ki ben zaten yapacağım hatayı, yapacağım günahı yaptım. Yani o kadar günah işlemişim ki Rabbul Alemin artık benden kabul etmez. Bunun kendisi de Allah'a suizandır ve de bunun kendisi de başka bir haramdır. Bunu diyemeyiz. Ben batacağım kadar battım artık, ben artık bu bataklıktan çıkamam demek bile nedir? Allah'a suizandır ve de bunun kendisi de haramdır. Bizim şu şekilde, bu şekilde değil de balığı sudan ne zaman alsan tazedir kuralıyla hareket etmemiz lazım. Yani biz ne zaman dönersek Rabbul Alemine kârdır. Zararın neresinden dönersen kârdır. Yaşın ne olursa olsun, yaptığın günah ne olursa olsun Rabbul Alemin kabul eder. Elbette ki istiğfarın da kendisine göre şartları vardır. Hazreti Emirul Mu'minin aleyhisselamın zamanında Hazreti Aleyhisselam'ın yanında sahabeden bir tanesi dedi ki estağfirullah Rabbi ve etubu ileyh. Böyle deyince Hazreti Emirul Muminin aleyhisselam ona dedi ki, ona buyurdular ki sen şimdi istiğfar mı ettin? İstiğfar yüce bir makamdır ki herkese nasip olmaz. Ve devamında da Hazreti Aleyhisselam 6 tane şartı istiğfarın şartları olarak bu adama söyledi. Ki şimdi inşallah paylaşacağım sizlerle. İnsanın Allah'a karşı suizanda bulunması da haramdır. Yani demeyeceksin ki benim günahım o kadar fazla oldu ki
O kadar büyük hatalar, yanlışlar yaptım ki Allah artık benden affetmez, Allah artık beni bağışlamaz. Hayır, günah ve de hata ne olursa olsun, Allah o günahı bağışlar. Yeter ki kul hakkı olmasın. Kul hakkı olduğunda günahın, hatanın bağışlanmasının tek bir şartı vardır. Hakkını yediğin kişinin helallığı. Hakkını yediğin kişi helal ettiği takdirde senin de o günahın, hatan affedilmiş olacak. Bir peygamberin zamanında birisi geldi peygamberin yanına ve de dedi ki, ey peygamber, ben günah işledim ve günahım çok büyük. Acaba Allah benim günahımı affeder mi, bağışlar mı? Dedi ki, tabii ki Allah gafurur rahimdir. Allah günahları affeder. Sen yeter ki kalpten, canı gönülden de ki, ya Rabbim ben günah işledim ama pişmanım. Allah bağışlayacaktır, Allah affedecektir. Dedi, ey peygamber, ama benim günahım çok çok büyük. Dedi, anlat bakalım, sen ne günah işledin ki bu kadar korkuyorsun ve de diyorsun ki Allah beni bağışlamaz. Dedi ki, ey peygamber, ben hırsızım. Milletin malını çalarak geçimimi sağlamaktayım. Ve özellikle de kefen çalıp kefeni satarak para kazanmaktayım. Geçenlerde bir gece getirdiler, birisini defnettiler. Onlar mezarın başından uzaklaştıklarında ben hemen koşarak gittim oraya. Mezarı kazdım ve de kefeni almak istedim. Kefeni aldığımda baktım ki defnedilmiş olan şahıs genç bir bayan. Ve beni de orada şeytan kandırdı ve de bu defnedilmiş olan bayana karşı saygısızlık yaptım. Böyle bir günahı orada işledim. Allah beni affeder mi? Peygamber bunun bu sözünü duyar duymaz dedi ki, hemen yanımdan uzaklaş. Gözüm seni görmesin. O kadar büyük bir günah işlemişsin ki, bu günahın karşısında sana verilecek olan ateşin beni de yakmasından korkarım. Hemen yanımdan uzaklaş. Adam neye uğrayacağını şaşırdı, oradan çıktı. Çıktı ama gerçekten pişmandı. Kalpten pişmandı. Kalbinin derinliklerinden, yaptığından pişmandı. Kendi kendisine dedi ki, o Allah'ın peygamberi sadece. Kendisi ki değil. Ben direktmen gideceğim, Allah'tan bağışlanma dileyeceğim. Çıktı dışarıya, kendisini vurdu çöle. Soyundu, çırılçıplak. Uzandı çölün o yanan kumlarının üzerine. Dedi ki, ey beden, sen o günahı işlediğinde lezzet almıştın ya, şimdi de ateşin lezzetini al. Başladı uzandı onun üzerine, o ateşte, o sıcak kumların üzerinde bedeni yanmaya başladı. Ve dedi ki, Allah beni affedinceye kadar buradayım. Allah o peygambere vahyetti. Dedi ki, ey peygamber, sen ne yaptın? Çabucak git, benim kulumu al getir. O kadar pişman ki, pişmanlığından kendisini kumların üzerine atmış ve de şu anda yanmakta. Ben onun tövbesini kabul ettim. Hemen git onu al getir. Peygamber geldi ve de bu adamı müjdeledi. Dedi ki, Allah senin tövbeni kabul etti, gel. Tabii ki doğruluğu ne kadar sahihtir, değildir. Ama bu hikaye bizlere Rabbul Alemin'in yeter ki insan canı gönülden, kalbinden, kalbinin derinliklerinden yapmış olduğu hatalar karşısında pişman olsun ve de Rabbul Alemin'e, ya Rabbim benimki artık yeter, döndüm desin. Döndüm dediği takdirde Rabbul Alemin de onun hatalarını, günahlarını affedecektir. Tövbesini kabul edecektir. Adam geldi Hazreti Emirül Müminin Aleyhisselam'ın yanında ve de dedi ki, estağfirullah'a getirdiğin takdirde sen tövbe etmiş olursun.
Bu altı şartın iki tanesi tövbenin asıl ve de temelidir. Yani olmadığı takdirde hiçbir şekilde tövbe de kabul değildir. İkinci iki tane şartı tövbenin kabulünün şartıdır. Yani tövbenin daha iyi bir şekilde kabul edilmesi için gereklidir. Ve son iki şart da olduğu takdirde tövbe en güzel bir şekilde yapılmış olan tövbedir. Hazreti Emirul Mu'minin aleyhisselam buyurdular ki birinci şartı budur ki ennedmu ala ma meza. Bir insan tövbe ettiğinde geçmişte yapmış olduğu hata, günahtan dolayı gerçekten kalbinden pişman olsun. Yani gerçekçi bir pişmanlık. İnsan o kadar pişman olacak ki geriye dönüp baktığında utanacak. Kendisini yerlere vuracak. Rabbul Alemine bakacak yüzü olmayacak. O kadar pişman olacak. Yani ya Rabbim ben ne yaptım? Ben senin huzurunda nasıl böyle bir günah işleyebilirim? Nasıl böyle bir hata yapabilirim? O pişmanlık olacak o insanda. Kalbinin derinliklerinden olan pişmanlık bu tövbenin ana şartıdır. Yani bir insan pişman olmadığı takdirde tövbesi de tövbe değildir. Pişman olacaksın. Yani bir taraftan kalbin yaptığın günahtan dolayı lezzet alıyorsa, bir taraftan da dilin estağfirullah Rabbi ve etubu ile diyorsa tövben tövbe değildir. Tövbeyi öncelikle dilin değil de kalbinin yapması lazım. Yani ya Rabbi ben hata yaptım, beni affet, beni bağışla dediğin zaman kalbin yanacak. Geriye dönüp o hatan, yanlışın, günahların aklına geldiği zaman kalbin yanacak. Ancak bu şekilde olduğu zaman tövbe etmiş olursun. Yoksa bir taraftan estağfurullah deyip de bir taraftan da yapmış olduğun günahtan da lezzet alıyorsan tamam haramdı ama yani güzeldi de. Böyle bir şey diyorsan tövben tövbe değildir. Benim hac arkadaşım gibi. Buradan zahmet çektik hacca gittik. Hacca gittik ibadete. Bütün ibadetlerimizi en güzel şekilde yerine getirdik ki Rabbul Alemin bütün hacıların ibadetini kabul etsin inşallah. Beyefendi hac ibadetini yapıp döndükten sonra evine geldikten sonra gençliğinde yapmış olduğu günahları lezzetle anlatıyordu. Hac ibadeti yerine getirmemiş. Sadece seyahate gitmiştir. Sadece gidip Mekke'yi ve Medine'yi görmüştür. İbadete gitmemiştir böyle bir insan. Nasıl ki biz oruç tutarken diyoruz ibadet yerine getiriyorsa, ibadetini yapıyorsa hakkıyla da ibadetini yapmalıdır. Hazreti Resulullah'ın döneminde Hazreti Resulullah geldi, gördü ki birisi camide hızlı bir şekilde ibadet etmekte. Başını durmadan secdeye götürüp kaldırmakta. Hazreti Resulullah buyurdu ki bunun ibadetinin hiçbir faydası yok. Yani ancak karganın yem yediği gibi bir hareket yapmak. İbadetinin hiçbir faydası yoktur. Ablalar mikrofon verir mi? Ablalar mikrofon istiyor musunuz? Sesiniz çok gelir. Tövbenin kabulünün ikinci şartı ise insanın artık karar almış olmasıdır. Yani diyecek ki ben hata yaptım, yanlış yaptım, pişmanım. Ve bundan sonra da hayatımda böyle bir günaha artık geriye dönmeyeceğim. Yani bu günahı bir daha tekrar etmeyeceğim. Bu günahı bir daha yapmayacağım. Pişmanlığın devamında böyle bir kararın olması lazım. Evet günah işledim ama pişmanım. Ve böyle bir imkan yine olacak olursa asla ve asla bu günaha doğru dönmem. Bu günahı bir daha yerine getirmem, bir daha yapmam. Bu da tövbenin ikinci şartıdır ki mutlaka ve mutlaka olması gereken bir şarttır.
Tövbenin üçüncü şartı ise Hakkullah'dır değerli kardeşler. Yani insan eğer ki gençliğinden dolayı, imanının zayıflığından dolayı, şeytanın kendisini kandırmasından dolayı günahlar işlediyse, hatalar yaptıysa ve bu günahlarının hatalarının sebebiyle de Allah'ın hakkına riayet etmediyse, Allah'ın kendisine farz kılmış olduğu ibadetleri yerine getirmediyse, humsunu, zekatını vermediyse, namazını kılmadıysa, orucunu tutmadıysa, bu insanın Hakkullah'ı yerine getirmesi lazım. Kazalarını yerine getirmesi lazım. Borçlarını ödemesi lazım. Ve bir diğer şartı ise tövbenin Hakkunnas'tır değerli müminler. Yani Allah'ın hakkını vermesi gerektiği gibi kul hakkını da vermesi lazım. Yani senin üzerinde kul hakkı olduğunda tövbe ettiğin zaman tövbende sıkıntı var değerli kardeş. Şehidin kanı yere döküldüğünde yeryüzüyle gökyüzü arasında bir tane münadi seslenir der ki ey şehit senin bütün günahlarını affedin. Senin bütün günahlarını affedin. Sadece kul hakkı hariç. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin döneminde, zamanında birisi bir savaşta şehit oldu. Şehit olduktan sonra Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o şehidin cenazesine bizzat kendileri katıldılar. Şehidin cenazesini bizzat kendisi kıldırdı ve bizzat kendisi de defnedilmesinde yardımcı oldu. Şehidin akrabaları, annesi, yakınları oradaydılar. Ve bu durumdan dolayı çok sevinmekteydiler. Hazreti Resulullah duydu ki şehidin annesi orada dua etmekte ve de sevinmekte. Diyor ki, ey oğlum ne mutlu senin haline ki, ne mutlu sana ki hem şehit oldun, hem peygamber senin namazını kıldırdı, hem peygamber senin hakkında dua etti ve de senin de mezara konulmanda yardım etti. Hoş senin haline. Hazreti Resulullah döndü annesine baktı dedi ki o kadar da sevinmeyin. Onun şu anda kabirde büyük bir sıkıntısı var. Büyük bir problemi var. Annesi şaşırdı dedi ki ya Resulallah hayırdır niye böyle bir sıkıntısı var? Hazreti Resulullah buyurdu ki çünkü o evinde ailesine karşı iyi bir insan değil. Evinde ailesine karşı iyi bir insan olmadığından dolayı şu anda kabirde azap çekmektedir. Ve ailesi kendisinden razı olmayıncaya kadar da bu azap devam edecektir. Şehadet makamına erişmiş, şehadet makamı ona nasip olmuş ama yine de kabirde azabı var. Niye? Ailesine karşı, çocuklarına karşı kötü bir insan olduğundan dolayı. Hakkunnas bu kadar önemlidir değerli müminler. Ve insanın üzerinde Hakkunnas varken Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam Aşura öncesinde kendisi için yardımcı olarak orada kalanlara hepsine dedi üzerinizde Hakkunnas varsa benim yanımda kalmayın. Yani o Kerbela'da şehit olan Hüseyin aleyhisselamın yaranının hiçbirisinin Hakkunnas'ı yoktu. Boyunlarında kul hakkı yoktu. Şehit olsan bile üzerinde kul hakkı varsa affedilmiyor. Kul hakkı o kadar önemli bir şeydir. Beşinci ve de altıncı şartı ise budur ki insan o günahları işlediği zaman aldığı lezzeti şimdi de ibadet ettiğinde Rabbul Alemin'i ibadet etmekten almalıdır. Altıncı şart ise günahları işlediği zaman o günahları işlediği dönemde bedenine gelen kiloyu, eti Allah'a ibadet ederek Rabbul Alemin'le münacat ederek onun dergahında gözyaşı dökerek eritmesi lazım. Günahla aldığı etleri, kiloları gözyaşı dökerek
Rabbul Alemin'den mağfiret, istiğfar dileyerek eritmesi lazım. Ve bu altı şartı da yerine getirdikten sonra onun tövbesi kabul olacaktır. Yani tövbe sadece estağfirullah Rabbi ve etubu ileyh demek değildir. Onun için de özellikle de kul hakkına riayet etmemiz lazım. Özellikle namazımıza riayet etmemiz lazım. Namazımıza dikkat etmemiz lazım. Hazreti İmam Sadık Aleyhisselam buyurdular ki namazını hafife alanlara bizim şefaatimiz olmayacaktır. Namazını kılmayanlara değil, namazını hafife alanlara. Yani namazı geç kalmış kalmamış önemsemeyen, bir gün kılıp bir gün kılmayan, sabah namazı kazaya kalmış önemsemeyen, böyle bir kimseye buyuruyor ki bizim şefaatimiz olmayacak. Mümin öyle bir şekilde olmalıdır ki gece namazını kılmadığı zaman pişmanlık duygusu olsun içinde. Desin ki ben bu sabah gece namazına niye kalkamadım, gece namazını niye kılmadım? Değil sabah namazı. Hele bizim sabah namazını kılmadığımız zaman gün boyu moralimizin yerinde olmaması lazım. Biz bunları başardığımız takdirde bu bin aylık yolu bir gecede kat edebiliriz. Yani canı gönülden Allah'a ibadet ettiğimiz takdirde, canı gönülden velayeti kabul ettiğimiz takdirde, ve velayeti kabul etmek de sadece ben Ali Şiasıyım demekle olmuyor değerli kardeşler. Ali Şiası Ali'nin yolunda da gitmelidir. Ali Şiası Ali gibi olamasa da onun yolundan gidebilmelidir. Ali Şiası günah işlemez. Ali Şiası namazına dikkat eder. Ali Şiası gıybet etmez. Ali Şiası iftira etmez. Ali Şiası başkasının hakkını yemez. Ali Şiası elinin altında çalışanların hakkını yemez. Ve biz bunları yaptığımız takdirde Ali Şiası olabiliriz. Ve Ali Şiası olduğumuz takdirde de Kadir Gecesi'ni doğru bir şekilde ihya etmiş oluruz ve de bu bin aylık yolu bu gecede inşallah ki kat etmiş oluruz. Rabbul Alemin inşallah ki bu geceyi hakkıyla yaşamayı bizlere nasip etsin. Amin. Günahlarımızı affetsin. Amin. Hatalarımızı bağışlasın. Amin. Akıbetimizi, sonumuzu hayır etsin. Amin. Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın kalbini, özellikle de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın nazenin kalbini bizlerden razı etsin. Amin. Rabbul Alemin o Hazretin hürmetine aklımızda bulunan, bulunmayan bütün hastalarımıza acil şifalar inayet etsin. Amin. İltiması dua diyenler var ya, ya Rabbi, Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın hürmetine herkesin kendisine has ne gamı, ne kederi, ne sıkıntısı var ise Peygamber ve Ehl-i Beyt'inin hürmetine sıkıntısını gider. Amin. Ya Rabbel Alemin, her kimin kendisine göre ne arzu, ne haceti, ne isteği var ise Peygamber Efendimizin Ehl-i Beyt'in hürmetine Ya Rabbel Alemin yerine getir, kabul eyle. Rabbul Alemin inşallah ki akıbetimizi, sonumuzu hayır etsin. Bizlere Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın bu güzel yolundan ayırmasın inşallah Teala. Ezan mı? Ezan. Bir şey diyeyim, söyleyeyim de.